Selam. Geçen ehliyetimi yeniletmem gerekiyordu. Onun için biyometrik fotoğraf çekildim. Onu da sizinle paylaştım. Şöyle göstereyim. Bu fotoğrafı görünce en az 100 kişi lütfen bu makyajın videosunu çek dediniz. Bugün karşınızda onun için geldim. Tamamıyla boş bir kanvasımla hazır bir biçimde size biyometrik fotoğraf ya da vesikalık resmi dairelerde kullanmanız gereken fotoğraflardan çekilirken nasıl fotoğraflarda kullanabileceğiniz bir makyaj yapabilirsiniz onu anlatacağım. Özelliklerinizi daha çok göz önüne çıkarıp sizi olduğunuz en iyi halinizle göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle bir vazelinimizi sürer içeri Geçenlerde şu büyük vazelin kutularından aldım. Bayağı güzel. Öneririm size de. Çok az ürün kullandım çünkü o gün makyajı hazırlanırken hiç vaktim yoktu. Yaklaşık bir saat içinde duştan çıkıp hazırlanmam ve evden anda çıkmam gerekiyordu. Yine birazcık geç kaldım. Beni Instagram'dan takip ediyorsanız biliyorsunuz. Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın bu arada. Dediğim gibi o gün bayağı bayağı geç kalıyordum. Ondan dolayı böyle çok hızlı yaptım. Bugün de acelem var biraz. Yine dışarı çıkmam lazım. Bir, bir iki randevum var. Yine bir bir saatimiz falan var. Hızlı bir biçimde aceleniz bile varken nasıl yapabilirsiniz onu göstereceğim. Böyle cilt tiplerinize göre de farklı farklı neler süre Onları da göstererek kullanacağım. Benim cilt tipim nemsiz karma. Gün içinde yağlanan ama böyle nem vermeyen, ışıltılı olmayan ürünler sürdüğümde de pul pul kuru duran bir cilt. Onun için ben hep böyle nemlendirici özellikle, işte o pul pul görünümünü engelleyici özellikle ürünler kullanıyorum. Ama sizin cildiniz daha farklıysa ona göre alternatif ürünler de önereceğim. Şimdi cildime güneş kremimi falan sürdüm bu arada. Eğer ki flaşlı bir fotoğraf çekimi olacaksa ve hani gün içerisinde gitmeyecekseniz güneş kremi sürmeyebilirsiniz. Güneş kremi birazcık böyle flashback yapma ihtimali olan bir şeydir. Ama ben güneş kremimi bu fotoğraf çekilirken sürmüştüm. Onu ama rağmen hiçbir flashback olmadım. Dinliyorum. Sürdüğüm güneş kremi de kozmedin şu güneş kremiydi bu arada. Böyle bir şey asla beklemiyordum. Makyaj bazı olarak dediğim gibi hem önce nem istiyorum hem de fotoğraf çekilirken gözenekleriniz falan her şeyiniz çok belli olur. Gözeneklerinizi saklayıcı bir primer sürmeniz lazım. Eğer ki cildiniz çok kuru, nemsiz değilse şöyle gözenekleri doldurucu bir baz sürebilirsiniz. Ben bunu çok beğeniyorum. Maybelline'in Baby Skin'i. Direkt bunu sürebilirsiniz. Ama ben o gün ne yaptım? Birazcık kat kat oldu. Dediğim gibi hani benim cildime de işe yaradığını bildiğim için böyle yaptım. Siz böyle yapmak zorunda değilsiniz. Ben şu Golden Rose'un nemlendiricili primerini sürdüm önce. Bunu da eğer cildiniz kuruysa böyle ışıltı nem arıyorsanız öneririm. Ben bayağı beğendim. Bunu sürdüm önce cildime. Güzelce bunu sürdüm her yerime. Bu arada ben bazıları göz altıma, göz kapağıma her yerime sürüyorum arkadaşlar. Bir de fotoğraf çekilirken beyaz renk giymenizi öneririm arkadaşlar. Fotoğraflarda beyaz renk cildinizi çok çok daha iyi gösterir. Mesela siyah giyseydim ben cildim daha şey durabilirdi. Siyah renk olduğunda fotoğraf makinesi siyah rengin detaylarını görebilmek için exposure'ı birazcık arttırıyor. Onun için cildiniz böyle ölü gibi. Çok bembeyaz görünebiliyor. Onun için cildinizin gerçek tonlarında böyle hani aydınlıklarının güzel biçimde görünebilmesi için böyle hani aşırı beyaz hayalet gibi görünmemek için beyaz tonlarında bir şey giymenizi öneririm. Ben de beyaz tonlarında bir şey giydim. Halka küpelerimi şu an taktım size makyaj yaparken ama fotoğraf çekilirken çıkardım. Çünkü biyometrik fotoğrafta böyle küpeler falan yasak. Bence çok saçma takabilmeliyiz bence ama neyse. Üstüne de göz kapatmak için Maybelline'in şu Skin pore fillerini süreceğiz, pore eraserini süreceğiz. Bunu çok az süreceğim. Bakın tam şu gözeneklerimin olduğu sıkıntılı yerlerime süreceğim. Bir de bakın şurada benim bir çukur sivilcejim oluştu. Ona süreceğim, orayı da doldursun diye. Tamam. Biraz da alnımıza getirelim. Burnumuza da tabii. Ben buradan sonra çok ince bir tabaka fondöten sürdüm. Fondöteni aşırı bocalamayın. Çok şey durur, keyki durur çünkü. Kapatıcıyla halledeceğiz. Şöyle diyeyim. Ben nem istediğim için, parlaklığı sevdiğim için şu Pure Beauty'nin BB kremini kullandım. Bu BB kreme Aşığım. Benim en eski videolarımdan beri takip ediyorsanız hep bunu kullanıyordum zaten. Tek sorunu yağlıysa cildinizi sevmezsiniz. Kuru ve karma cildiler sever bunu. Eğer cildiniz yağlıysa şu Maybelline Fit Me Metamporlisi öneririm. Bu da bayağı başarılı. Ben bugün bunu sürmeyeceğim. Işık çok dengesizleşti şu an. Güneş bir batıyor bir bulutlanıyor. Işığımız çok dengesiz kusura bakmayın. Umarım çok etkilemiyordur sizi. Eğer yağlı ciltliyseniz bunu öneririm. Bir de karma yağlı. Kuru ciltlere bunu çok çok önerir miyim bilmiyorum. Ya ben karma cildimle seviyorum. Şu Wet n Wild'ın D-Volume'una Focus Finish'ini fotoğraf çekimleri için özel gün makyajları için bence harika. Çünkü asla flashback falan yapmıyor ve hani cildinizi böyle far görmüş tavşan gibi parlatmıyor. bayağı başarılı bir kamera fotoğrafı kamera fondöteni. Bunları öneririm ama ben dediğim gibi bugün bunu süreceğim çünkü bu fotoğrafım çekilirken sürdüğüm ürünlerin aynısını sürüyorum. Bunu sürmüştüm. Hemen azıcık bir biçimde sürelim. Bu da bitmiş. Yenisini almam lazım. Bıt Tüm cildime eşit dağıtıp parmaklarımla fondöteni yaydığımda çok daha iyi yayılıyor ve şey oluyor bence. Daha az ürün gidiyor. Yani önce parmaklarımla dağıtıyorum. Süngerimi getirmeyi unutmuşum ya. Süngerimi getirmeyi unutmuşum. Dur süngerimi alıp geleyim. Geldim. Ay ışık bir düzenlesin kendine. bir de fotoğrafta niye hiç gülmemişsin falan diyenler oldu. Biyometrik fotoğrafta gülmek yasak. Böyle küçücük bir tebessüm edebilirsin dedi fotoğrafçı. Minicik tebessüm ettiğinde de o kadar saçma duruyordum ki. Hayattan tiksiniyormuş gibi duruyordum. Onun için hiç gülmemeye çalıştım. Ondan böyle bir hafif tiksinirmiş gibi bir yüzü faydam var. Ve dedim, biraz daha sürsek mi? Valla ben sizin daha az sürmenizi öneririm. Ama ben çok makyaj sevdiğim için biraz daha süreceğim arkadaşlar daha. Şöyle iyice yaklaşıp cildimi göstersem mi size ya? Neyse göz makyajı kısmında iyice yaklaşırım size. Kapatıcı olarak Maybelline'in Age Rewind'ını öneririm. Ben bir tanesini bitirdim. İkinciye geçtim. Gerçekten çok sevdiğim bir ürün. Bu arada kullandığım ürünlerin hepsini aşağı açıklama kısmında koyacağım linklerini. Oradan da bakabilirsiniz. Instagram'dan falan da paylaştığım şeyler zaten düzenli olarak. Bunu kullanacağım. 03 Fair numarası var bende. 00 Ivory numarasını da alacağım. Çünkü bakın bu bana çok aynı renk hani. Aydınlatıcı özelliği yok. Direkt kapatmak istediğim şeyleri kapatacağım. Sakın aydınlatıcı özellikle kapatıcıyı gözaltınıza sürmeyin. Özellikle flash da geldiği için böyle yani ay çok korkunç olursunuz. Fotoğraf makineleri flash çekiyor çünkü. Böyle flashback yapacak yani altlarınızı gözaltlarınızı bembeyaz gösterecek açık aydınlatıcılar falan asla kullanmayın. Buradan size öneriyorum. Cildinizin aynı tonunda sürün her şeyi. Gözaltlarım hiç parlamış mı? Odaklayacak mı? Odakladı dikkat edin. Normalde parmakla dağıtıp kapatıcılığını biraz da arttırmak lazım ama parmaklarım çok kirletesim gelmedi ne yalan söyleyeyim. Onun için direkt süngerle dağıldım arkadaşlar. Şimdi cildinizin açık tonu kapatıcı eğer flashback yapmadığına %100 eminseniz çok az göz altlarınızı, yüzünüzün aydınlık yerlerine sürebilirsiniz. Ben şu Revolution'un Conceal Define kapatıcısını çok az şöyle göz altıma, birazcık işte burnumun yüksek yerlerine falan yüzümün aydınlık yerlerine sürdüm ve flashback yapmadı. Fotoğrafta kullandığım ürün de buydu. Ama kullanmadan önce evde flashlı bir fotoğraf çekip deneyin. Öneririm. Yoksa hani oralarınız böyle aşırı beyaz, parlak çıkabilir. Dikkat edin. Bir de bakın gözümün tam şu iç kısmından damar geçiyor. Oraları da aydınlatıcı sürüyorum. Bunu da hemen dağıtalım. Tamam. Kapatıcılığımız gayet iyi ne diyorsunuz? Daha da bir şeye gerek var mı? Ya göz altlarım bu sıralar biraz sıkıntılı benim. Uykusuzluktan falan biraz sorunlarım var ama yapacak bir şey, idare edeceğiz. Kontüre geçiyoruz hızlıca. Flormar'ın kontür stiklerinden yeni aldım ben 4 numara. Daha ucuzdu 3 numaraya göre. Onun için en koyusunu aldım. Ama rengi aşırı soğuk tonu ve gayet güzel bir kapatıcı oluyor bence. Çamur gibi de durmuyor. Ben beğendim. Bunu kullandım o günde. Şöyle güzelce. Bak bu yamuk oldu. Hah. Burnumuza kontürümüzü de. Hop, film yamuk oldu. Vallahi yamuk oldu. Aa yeter ama beceremedik. Hah Benim yaptığım gibi saçmalamayın. Dudak. Bak. Dudağımın böyle dolgun görünmesin ipucu. Hemen söylüyorum. Dudağınızın tam şu üst kısmına kontür yapacaksınız. Bir de altına bak ince çizgi halinde. Yapın sonra ne kadar fark ettiğini göreceksiniz ve bana teşekkür edeceksiniz. Şu gıdınızın hemen alt kısmına da yapın. Dik durduğunuzda çünkü gıdınızın çıkmaması lazım. Tamam. Dağıtacağız. Dudak kısmını ayrı fırçaya dağıtacağım. Göstereceğim bunu. Önce şu yanaklarımızı güzelce bir dağıtalım. Kontür, allık bunları sakın unutmayın. Çünkü flash patladığı için cildinizdeki tüm renkler siliniyor bence. Abartmayın da. Abartırsanız da kötü duruyor. Her fotoğrafçının ışık ayarları farklı oluyor. Ama yapın yani. Sakın böyle kontür türdür bilmem nedir yapmamazlık yapmayın. Şöyle gıdınızı da dağıtın. <laughs> Mis. Bu arada sadece bende olan fırçaların, kullandığım fırçaların olduğu bir linki de aşağıya koyarım. Bakabilirsiniz onudan. Dudak kontürümle burun kontürümü şöyle kalın bir şey dağıtmıyorum. Çünkü çok böyle ince ayrıntılı olmuyor. Naşita'nın 139 numara şu asa far karıştırma fırçası ama bununla yapıyorum. Bakın şuraları güzelce dağıtacağız. Fırçada kalanlarla burun Kanalı kısımlarına da getireceğim. Görüyor musunuz? Güzelce. Şurada da dağıttığımız yerde düzenleyelim. Dağıtıyorum. İçe içe burnumu iyice olduğundan küçük gösteriyorum. Burun kontürüne biraz abanmak gerekiyor bence. Tamam. Biraz daha yapsam. Neyse ya kalanını da pudra kontür yaparız. Pudra kontür yapacağız da. Dudak kontürünün şu alt kısmını aşağıya doğru dağıtacağız. Biraz da parmağımla dağıtayım. Üstünü de böyle... Bakın dudağım birdenbire nasıl büyük göründü. Kalan kısımlarını da temiz süngerle şöyle bir dağıtıyorum. Tamam. allık olarak da şu Maybelline'in Cheek It 25 numara Fuchsia Pink allığını sürdüm. Şöyle Tabi bunun üstüne başka şeyler de sürdüm. Ya ben hem krem sürüyorum hem üstüne toz aldık ve kontür ikisini de sürüyorum. Bir şey diyeceğim çok sürdüm. Birazcık abarttım. Birazcık süngerle bir dağıtayım şu fazla sürdüklerimi çünkü gerçekten fazla oldu. Böylelikle gün içerisinde de aşırı kalıcı oluyor. Yani sadece krem yaptığınızda tamam daha kalıcı bence toza göre ama ya yani yine de bir dağılıyor. Bir şey oluyor bence. Yani kremin üstünü bir sabitlemek gerekiyor. Pudra ile sabitlediğinizde de kremlerin renkleri birazcık siliniyor. Onun için hem krem yapıyorum üstüne de toz yapıyorum öyle dengeyi sağlıyorum. Şimdi kaşlara geçelim. Kaşlarda şu pastelin Profession kalemi 13 numarayı kaşlarıma biraz eşit yapmaya çalışacağım. Fotoğrafta çok eşit yapamamışım. Bayağı farklı duruyorlar ama bugün biraz daha eşit yapmayı deneyelim. Oo çok yanlış. İnanılmaz bir acemilik. Çok yukarı gitti. Şuraları almam lazımdı. Almadığım için garip duruyor. Baksanıza. İnanılmaz bir acemilik. İnanılmaz bir acemilik. Ha. Kaşlarımı almam lazım ya. Daha yukarı doğru olduklarında hoşuma gidiyor ama bakın şuraları almazsam saçma duruyor. Eşit mi? Kardeşler mi, kuzenler mi? Sanki kardeşler. Kaş fırçası bulamadım, bir sulu boya fırçası buldum. Onunla hızlıca yapacağım. İnanın kaş fırçasını arayacak vaktim yok şu an. Şu Wet n Wild paletini oldular bilir arkadaşlar. Şu rengi, şu rengi çok minicik de şu rengi karıştırıp kaşlarımın rengine eşitleyip hem de sabitleyeceğim. Sadece krem ürünler sürdüğünüzde flash patladığında çok ölü gibi durup böyle hani renk silinebiliyor. Onun için ben her şeyi sabitlemenizi öneririm pudrayla. Şöyle. Bir de kaş taramla. <laughs> Ömrü kalmamış. Tüm miladını doldurmuş kaş taramla. Şöyle bir tarayayım. Yani kaşlar idare eder. Kaşlara vaktimiz olsaydı biraz daha uğraşmak isterdim ama şu an çok vaktim olmadığından sınırlarımı zorlamayacağım. Pudraya geçeceğim. Pudra olarak da vetan vardı, PhotoFocus pudrasını öneririm ben. Bu transparan pudra. Yani ben böyle toz pudraları seviyorum. Ama teniniz benim kadar beyazsa ben bebek pudrasıyla karıştırıp sürüyorum. Çünkü bana birazcık koyu geliyor. Ha bu flashback yapmıyor. Böyle flash patladığında beyaz göstermiyor. Ama bazı pudralar göz altlarını o kadar ya da işte sürdüğünüz yerler o kadar böyle geri yansıma yapıyor ki bembeyaz gösteriyor. Dikkat edin. Yaşlı bir fotoğraf evde çekin, deneyin. Öyle kullanın. Ben bunu kullanacağım. Fotoğrafta da bunu kullandım. Gönül rahatlığıyla kullanıyorum tekrar onun için. Göz altlarını güzelce dağıtıp hızlı bir baking yapacağım. Şöyle pudrayı bol bol gözaltı kıvrım yerlerime süreceğim. Gözlerimizi de, göz kapaklarımı da dağıtıyorum. Bu arada şey söyledim mi? Aldığı bakın göz... Üstlerime de getire getire dağıttım. Ona dikkat edin. Yani allığı sürerken sadece şu hizaya sürerseniz göz altınızla allık arasında belirli bir böyle sınır oluyor gibi duruyor. Ben çirkin duruyor. Onun için allığı da böyle göz altlarınızda getirin. Üstlere doğru iyice dağıtın ki cildinizde bir harmanlaşma, bir renk harmonisi oluşsun. Göz kapaklarımı da baking yapıyorum. Bir de göz, e, göz değil ya aman burun kenarlarımı da dağıtıp oraları da yapacağız. Eğer takıntılı biriyseniz böyle hani cildim bebek gibi pürüzsüz görünsün diyorsanız bakın şuradaki sivilce izlerine şöyle ince bir fırça ben ya <laughs> ip incecik minicik fırçalar çok bulamıyorum onun için şu sulu boya fırçalarını kullanıyorum böyle bir sulu boya fırçasının ucuna çok azıcık alıp bakın yakınlaşıp da göstereyim. Şöyle tam kapatılmasını istediğiniz yerlere yapıp pıt 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 parmak hareketiyle çünkü süngerle dağıtırsanız sünger kapatıcıyı emdiğinden dolayı kapatıcılığı tam sağlayamıyorsunuz. Parmağınızla şöyle pıt 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 yapıp oraları da tam kapatabilirsiniz. Pudraya geçelim. Ben yine şunu alacağım pudraya. Yüzümün dış kısımlarından başlayacağım iyice sürmeye. Yüzümün dışlarına bol bol sürüyorum. Sonra önlerine dağıtarak getiriyorum. Baking'i de çok uzun süre tutmuyorum. Gördüğünüz gibi azıcık şey yapıyorum. Ondan sonra hemen dağıtıyorum. Önce pudrayı pıt 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 olarak yerleştirin. Direkt böyle yayma hareketi yaparsanız fondötenizi dağıtırsınız. Pıt, pıt 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 pıtları yaptıktan sonra her yerime pudra sürdüğüme emin olduktan sonra Fazla kalan pudrayı alabilmek için şöyle sıyırma işlemi yapıp fazla pudrayı yüzümden atıyorum. Bakın böyle elimle dokunuyorum. Tam sabitlenmemiş şey hissedersem biraz daha ekliyorum falan. Boynuma da ben pudra sürüyorum bu arada. Çünkü saçların yapışması falan beni biraz böyle bir garip hissediyorum. Hoşuma gitmiyor. Bu arada eğer cildinizle aynı fondöteni kullanmıyorsanız boynunuzun açık kısımlarına da sürmenizi fondöteni öneririm. Ben hani test edip onayladığım için cildimle direkt aynı renk olduğuna fondetene rahat olduğundan sürmedim. Tamam. Şimdi bakıyoruz. <laughs> El kontrolü yapıyoruz. Gayet iyi. Bu Flormar'ın Highlight paletini kullandım. Kontür rengini alıyorum. Önce burnumun kontürünü belirginleştiriyorum. Şeydim acele işe şeytan karıştı. Bir bir tık gımık oldu sanırım. Sonra dudak üstümün kontürünü arttıracağım. Işık yine battı. Allah'ım iğrenç bir ışık. Gördünüz mü? Şunu yapıyoruz. Dudağın altına da onu biraz dağıtırız. O şimdi hiç çok önemli değil. Sonra şöyle bir fırçayla Lighten far karıştırma fırçası. Şu bakın basık bir fırça. Bununla burun kontürümü iyice bir dağıtacağım önce. Dudak üstünüzü çok dağıtmayın. Çok dağıtırsanız kirli bıyığınız varmış gibi durabilir. Çok ince bir çizgi ama o ince çizgiyi başarırsanız bebek gibi dudaklarınız olur arkadaşlar. İnceltiyorum bakın fırçamı. Dudak üstüne çok hafif minik minik dağıttım. Yeter bak yeter. Daha fazlasına gerek yok. Size şu an çok kahve geliyor ama dudağımı sileyim de görün. Ruj falan sürdüğünüzde çok güzel harmanlanıyor. Peçeteyle sileceğim. Azıcık şöyle dağıtayım azıcık. Buna dudak kalemini de sürünce aşık olacaksınız. Şu an hemen dudağa geçmek istemiyorum. Gözümüz duruyor daha ama Dudağa geçeceğim. Göz makyajını da en sonda yapmış olalım. Bugün farklı bir şey olsun. Dudak kalemi olarak ben şu Essence'in 3 numarasını kullan. 3 numaraydı sanırım. Hangi numara olduğunu emin olup yazarım şuraya bir yere. Bunu şöyle dudağımın üstüne hafif kapattım. Bakın taşırdım dudağımı gördüğünüz gibi. Tam şu gölgenin olduğu hizaya getiriyorum aslında. Dudağınızı eğer taşıracaksanız tam orta kısmını taşırın. Bakın şu parmağınızı koyun orta kısmını taşırın. Yanlarını taşırmayın. Yanlarını taşırdığınızda gerçekten çirkin duruyor. Sadece şu orta kısımlarını taşırıp burada da ortasını altına getireceğim. Biraz da parmağımı dağıtacağım. Sonra kenarlarını normal çizgisinden getiriyorum. Işık yine bozuldu. Bakın dudağımız böyle. Üstüne bir de gloss falan süreceğim. Onu en son yapayım. Şimdi dudak kalemini göstermiş olayım. Göze geçelim. Çok parça parça bir video oldu ama bence siz beni anlıyorsunuz. Devam. Şimdi sadece şu paleti kullanacağız. Fırça olarak da şu fırça hem burun kontüründe hem göz kontüründe kullanacağım. Kontür yapıyoruz gözümüze de. Far sürmüyoruz aslında. Bu da Nashita işte Pro'nun 264 numaralı fırçası. Şimdi bunu gözlerim tam karşıya baktığında Şöyle ben aynayı aşağıya koyup bakıyorum size bakarken yapamayacağım için. Gözlerimi tam karşıya baktığımda gözlerimin şu hizasından bir gölgelendirme istiyorum ki gözlerim daha kalkık, daha çekik, daha seksi görünsün. Şu hizadan şöyle. Gördünüz mü? Umarım anlatabilmişimdir dediğim. Gölgeyi tam oraya verdim. Şunu da bakın tam şu hizadan. Bak, 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 bak. Yaklaşayım mı hatta biraz size? Yaklaşayım bence iyice görün. Bak şu hizadan bak, görüyor musunuz? Şöyle bir. Bence görüyorsunuz. Şöyle bir gölge. Daha sonra göz çizgime devam ettirdim. Bakın şöyle. Şöyle bir anladınız mı? Ben Bence anladınız. Şuradan da devam ettirdim. Şimdi bunu dağıtacağız. Böyle dağınık olması, işte eciş bücüş olması çok önemli. Değil çünkü gerçekten deli gibi dağıtacağız arkadaşlar. Yine Naşita Pro'nun 297 numarası bayağı güzel ama bayağı kirliymiş. Şöyle bir temizlemeyi deneyelim. İdare eder ya aman. Bunu da dağıtıyorum. Kenarlarını, yanlarını, her yerini güzelce dağıtıyoruz. Bakın şurada dağıtırken far silindi. Oraya tekrar koyacağım. Bakın. Biraz da büyük bir fırçaya geçelim. Bakalım geniş bir fırçayla da dağıtalım. Hiçbir böyle sert çizgi, garip böyle hani dağınıklılık olsun istemediğim için. Şimdi bunu yaptık ya. Şu ortadaki, şu renkli. Allah belanı versin Işık, ışık. Işık bozulup duruyor. Sinirlerim bozuldu. Bir sıcak bir soğuk görüyorsunuz beni. Bir güneş çıkıyor bir batıyor. Kusura bakmayın neyse. Şu ortadaki rengi alıp göz kapağımın tam şu hizalarına şöyle getirdim. Hafif bir ışıltı verdim. Kahve tonlarında. Tam kahve değil de şampanya tonu mu denir buna? O tonlarda bir renk işte. Şu kenarlarını dağıttık. Geçişi güzel olsun diye. Sonra şöyle ince bir kalem fırça alıyorum. Bunları ben AliExpress'ten almıştım. Dudak fırçası diye geçiyor olabilir. Böyle ince bir fırça alın. Koyu rengimizi yine aldım. Kirpiklerimin tam diplerinden bir belirginleştirme işlemi yaptım arkadaşlar. Şöyle. Sonra fırçanızı ıslatın. Ben yalıyorum. Yalamak sağlıklı değil ama ben yapıyorum. Umurumda da değil ama size önermem. Benim dediğimi deyin. Yaptığımı yapmayın. Neyse. Islatıyorum. Biraz daha belirginleştirmek için aynı farı tekrar. Yani biraz eyeliner çizginizi iyice belirginleştireceksiniz. Göz altıma da bakın tam şu hizaya. Karşıya baktığımda göz bebeğime kadar getireceğim. Daha ileriye getirmeyeceğim. En koyu rengi şöyle bir gölge veriyorum. Gözlerimizi olduğundan daha açık, daha böyle canlı göstermek için. Dağıtalım onu da. Mis. Bir de şöyle yaptım. Tam şu açık rengi de serçe parmağımla aldım. Tam şu ortaya şöyle bir şey yapıp dağıttım. Tam orta kısmına hafif böyle bir aydınlık vermek amaçlı. Göz makyajım bu. Şimdi şu aydınlatıcı rengini cildimizin kalan yerlerini aydınlatıcı olarak kullanma zamanı geldi. Burnumuzun aydınlatıcısı gerçekten çok önemli. Kontur da önemli. Konturumuzu biraz daha mı dağıtsaydık ya? Sanki biraz dağılmamış mı? Tamam. Burnumu aydınlatıcı olarak şöyle bir fırçayla alacağım. <laughs> Burnumun kendi noktası şurada. Ama onun üstüne koyuyorum ki ışık vurduğunda burnum daha kalkık görünsün. Umarım anlatabildim size demek istediğimi. Bunu sonra parmağımla şöyle dağıtıyorum. Bu. Bakın. Yani flash vurduğunda burnumun üstüne vuracağından dolayı aydınlatıcı orayı parlatacak ve burnum olduğundan daha kalkık görünecek. Unutmayın bu ipucunu. Ve burnumun tam şu üst kısmına ince ama bakın. Çok ince bir çizgi şeklinde. o da parladığında burnum olduğundan daha ince göstermek istiyorum. Tamam. Bunu yaptık. Burada burnumun kontürünü yamuk yaptın derseniz evet ben bir tık yamuk yaptım ama burnum yamuk. Asıl, asıl yamukluk burnumun kendi yamukluğundan dolayı. Ben hani Kontürü diğer tarafa yamultarak burnumu düzeltmeye çalışıyorum. Çok olmuyor ama Deniyorum arkadaşlar, çabalıyorum. Göz pınarımıza da aydınlatıcıyı getiriyoruz. Şu kaş altıma da sürmüşüm. Kaş altımıza da sürüyoruz ve şöyle... Ay bir şey diyeyim yanlış yere sürdüm tepe. <laughs> göz altıma sürdüm direkt de neyse dağıtır sorun değil de. Biraz fazla yukarıya sürdüm. Dikkat edin siz benim kadar yukarıya sürmeyin. Biraz boş bulunup pat diye göz altıma sürdüm arkadaşlar. Şöyle pudraya dağıtayım da tamam. Aydınlatıcıyı bir de tam şu Bakın yüksek yerlerime şöyle bir fırça ile sürüp sonra dağıtıyorum. E, bu aydınlatıcı güzel dağıldığı için rahat yapabiliyorum ama aydınlatıcınız iyi dağılmıyorsa dikkatli olmanız gereken bir işlem bu. Lönküs diye ortada kalabilir. Ben hani yeri belli olsun sonra dağıtırım kafasında olduğumdan. Şimdi caneyler. Allık olarak da şu pastelin Show Your Mood Dreamy paletinden şu iki rengi karıştırıp sürdüm ve biraz daha şeftali yaptım aldığımı. Bakın göstereyim. Bu ikisini karıştırıp ortalarına sürmedim hiç. Çünkü ortalarında zaten hafif pembemsi aldığımız vardı ya. Şu kenarlarına şöyle sürdüm. Ve o hani cildimde gördüğünüz şu efekti verdi. Kaldırma efektini verdi. Şöyle. Bak mis. Mis gibi oldu. Bunu eyeliner'la da yapabilirsiniz ama ben eyeliner acelem olduğuna çok kullanmayı sevmiyorum. Çünkü bir yere bulaşıyor, silmesi falan aşırı zor oluyor. Onun için şöyle yaptım. Herhangi bir siyah far lazım size. Ya da eğer hani daha sarışınsanız, çok esmer değilseniz kahverengi, en koyu kahverengi farınızı da alabilirsiniz. Ben siyah kullandım açıkçası. Eyeliner fırçanızı şöyle ince bir eyeliner fırçanızı ıslatın. Bu eyeliner fırçasını sürekli soruyorsunuz. Aşağıya hep yazıyorum ama görmüyorsunuz. Söyleyeyim. Genova Art'ın S995 8'de 1 yağlı boya da akrilik boya fırçası. Ben eyeliner fırçası olarak senelerdir bunu kullanıyorum. Senelerdir hiç eskimedi, formunu kaybetmedi. Bayıldığım bir fırça öneririm. Islattım. Dilimle ıslatıyorum ben kusura bakmayın. Kirpiklerimizin bakın sadece en diplerini. Böyle bildiğiniz belirgin eyeliner çekerseniz biyometrik fotoğraflarda kabul etmiyorlar. Onun için sadece kirpik diplerinize şöyle tam kirpiğinizin dibine getirecek şekilde gözünüzü sadece biraz daha belirginleştirecek ve bakın minicik yani bebek kuyruğu çektim gördünüz mü? Ve onu böyle parmakla biraz dağıtıp şu bu ya bu kadarcık. Bak kadar. Öyle büyük eyeliner falan çekerseniz çok makyaj var diye kabul etmeyebiliyorlar ama kirpikleriniz azıcık belirgin bir şey yaptığınızda onun eyeliner olduğunu anlamıyorlar. Tamam. Kirpiklerimi kıvırıyorum. Kıvırdık. Kıvırdık. Kıvırıcım da Naşita'dan bu arada. Ben aşırı beğeniyorum. Ne zaman böyle kıvırsam soruyorsunuz. Naşita'nın şu yeşil kulplu olanı. Oldu mu ki? Rimmel'i sürerken de şöyle dümdüz sürmek yine kafanızı eğip sürerseniz tepelerinize, göz kapağınıza falan bulaşmaz aşkolarım. Ve kaşlarım çıkmış kız. Şunları falan almam lazım hep de. Unutuyorum ya. Şimdi bakın. Rimmel sürmeyi pişirmenin olduğu bir video vardı. Onu da koyarım aşağıya ama burada da hızlıca bir bahsedeyim. Şöyle topaklanma olduğunda kullanacağınız bir fırça alın ve fırçayla topaklanmaları. Bak şurada birbirinden ayrılmayan inat şeyler için de şu kaş tarağının arkasındaki kirpik ayırıcıyı kullanıyorum. Bebek gibi ayrılıyor. Alt kirpiklerime mecmel sürmedim fotoda. Böyle örümcek gibi durabiliyor çünkü bazen. Sadece üst kirpiklerime sürdüm rümeli. Şu en dip kısımlarını da iyice belirginleştirdim. Böyle gözlerim flash patladığında daha böyle belirgin dursun diye. ikinci katı sürdüm şu en diplerini. Uçlarına değil de Iplerine. Dudak kalemini azıcık tazeleyelim minnacık. Üstüne de Maybelline'in Lifter Gloss'larından Moon rengini sürdüm. Ama sürdüğümde... Durun göstereyim. Günlük hayatta mükemmel duruyor şöyle şu gloss. Bakın. Bebek gibi bir gloss gerçekten. Bunu sürdüm. Evet gerçekten harika ama flashlı fotoğraflarda aşırı parlak çıkıyor. Gerçekten kötü duruyor bence. Glosslar böyle mükemmel durmuyor fotoğrafta. Onun için aldım şöyle bir peçeteyi. Peçeteyi öptüm direkt. Bakın azıcık gloss kaldı. Azıcık dudak kaleminin rengiyle harmanlandı. Son olarak dudak ruj buydu yani. Onun için çok fazla sordunuz ruj neydi diye. Bunu böyle açıklama için Instagram'da açıklayamadım ama burada açıklıyorum. Gülmüyorsunuz. Bu arada fotoğraf çekilirken dudaklarınızı gülmezken özellikle daha şiş göstermenin ipucunu kullandım burada. Onun için dudakların harika durmuş dediniz. Şöyle. Dudağınızın normal hali şöyle ya dişinizle dudağınızın ortasına hava dolduracaksınız. Bak şimdi böyleyim ya. Anladınız mı? Bu fotoğrafta da onu yaptım. Onun için dudaklarım bu kadar dolgun görünüyor. Siz de yapın. Yapın, yaptırın, herkese de yayın bunu. Bak, o anın şeyi, küpelerimin olmadığını sayın. Şimdi çıkarmaya üşendim. Bak, şöyleyim ya. Adamlar diyor ki, gülme. Böyleydim. Öyle işte aşklarım. Bu taktikleri uygulayarak ve bu makyajı yaparak mükemmel bir e, biyometrik, vesikalık her türlü böyle idare fotoğrafını çekilebilirsiniz. Umarım fotoğraflarda bebek gibi çıkarsınız. Eğer fotoğraflarınızda bu taktiği uygulayıp çekilirseniz bana Instagram'dan atın. Paylaşmamı isterseniz paylaşırım da sevinerek yani benim makyajımı yapmış diye. Paylaşmamı istemezseniz sadece ben görürüm ve mutlu oluruz. Aramızda konuşuruz. Atın ama eğer uygularsanız. Öyle. Sizi seviyorum. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Görmek istediğiniz başka makyaj videoları varsa aşağıda yorumlarda önerilerinizi bekliyorum. Beni diğer mecralardan da takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.